Yine hadis-i şerifte buyuruyor. Recep'in ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın. Yani bu gece mutlaka nafile namaz kılın. Bu nafile namazın en mühimi 30 rekat başında on, sonunda 10, ortasında 10, 15. gece yine cuma gecesi, sonunda 10. Bu namaz öyle bir namaz ki müjdeleri saymakla bitiremiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdeleri bitirdi Hazreti Selman-ı Farisi şey, şükür secdesi yaptı. Ya Resulallah bu kadar müjdeli bir namaz ben görmedim. Şükür secdesi yaptı. Dedi ki: "Ya Selman bu namaza dikkat et. Munafık olanlara bu namazı kılmak nasip olmaz." dedi. Böyle de bir namaz. Abdülkadir Geylani bugün bütün meşayih zikrediyor. 13'ün şimdi bu gece evvela bu 10 rekat Receb'in ilk onu. Ortasında da birbirimize hatırlatalım ikinci onu. Sonunda da hatırlatırız. Son gece o da Miraç gecesinde falan kılınabilir sonuna doğru artık. Aslında onların içinde kılınıyor ama unutuyoruz, unutuyoruz. Onun için bu ilk gece kılalım. 15. de zaten unutturmaz Mevla. İnşallah kılalım. O namazı e, şeyde maalesef tabi dergiye bunların şeyi sığmıyor da özellikle 11 Ocak Perşembe Cuma bağın gece diyor. Öbürleri eski Recep Risalesi elinde olanlar 220-228'de yeni baskı, yeni derken yani kaç senedir bu var. 242-250'de namazın tarifini kısaca söylüyorum. Ee, aynı bildiğiniz Sübhaneke Fatiha'dan sonra önce üç kere kul Allah ehad okuyorsunuz. Sonra üç kere kul kafirun okuyorsunuz. Hadisin tarifi böyle. Önce kafirun değil. Önce üç kul Allah sonra üç kere kafirun. Kafirun bilmeyenler ne okusun? Kafirunu ezberlesin, onu okusun. Ezberleyemiyorsa ne yapsın? O da altı ihlas okusun o zaman. Üç kafirun yerine. Ama esas mesele kafirunu ezberlemek. Münafıklar kuşluk namazı, işrak namazı kılamaz. Ve kul ya kafirun okuyamaz. Hadis-i şerif sahiptir. Peki ben kafirun okuyamıyorsam, kuşluk namazı kılamıyorsam şimdi münafık mıyım demektir? Münafıksın demek değildir. İşi tersine çevirip kayda çıkartma. Ama bunu kılabiliyorsan, kafirunu ezberi okuyabiliyorsan anla ki münafık değilsin. Oradan bir müjde alıyorsun. Yoksa her kılamayan, okuyamayan münafık anlamına gelmiyor. Ama ben rahatsız olurdum şimdi bunu duysam. Çok rahatsız olurdum. Bir eceba koyardım. Hemen kafirunu ezberlerdim yani. Üç kulü Allah okuyorsun. Sonra üç kâh. Bak ne dedimse kitap lazım, kitap lazım dedim. He işte niye lazım? Onları ben size mi ezber? Hepsini bu gece nasıl ezberleyeceğim şimdi? Onu anlatmaya çalışıyorum işte. 10 dekatın sevabı müjdesi 245'ten başlıyor, anlatıyor, anlatıyor. İlk 10 bu gece 10 rekat Allah'ın size kılacağız. Kıldıktan sonra ellerini kaldıracak. Ve bunu okuyor. Abi ki zikir ama işte ellerini kaldıracak diyor. Adı şerif böyle. 247 burada. La ilahe illallah ve Bu zikir okuyacak. Her ondan sonra zikri var. Bir kere. Ama bu işin müjdesi tarife bağlı. Tarif kitaba bağlı. Ben ne yapayım şimdi? Recep kitabında eskiden de bulursunuz. Yeniden 247'de. Ha bir de bunun sevabını hiç anlatamadım, Vakit yok. Çok sevabı var. Sevabı anlatmakla bitmez. En mühim yetmedi mi? Münafıklıktan beraat alır. Cehennemden beraat alır. Daha yetmedi mi günahlardan beraat alır. Ve be. onun için Hazreti Selman şükür secdesi yaptı. İkinci onun duası 248'de. Üçüncü on sonundakinin zikri 249. Onlar peş peşe geliyor. Bu namazı da bu mübarek için söylemiş. Bulunalım.